19. yüzyılın sonları. Eylül ayının 19'u. 1885 yılının bu serin ve solgun güz gününde Azerbaycan'ın sanat ocağı Şuşa'da 20. yüzyıla damgasını vuracak bir sanatkar gözlerini dünyaya açıyordu. Üzeyir Hacıbeyli sanatıyla Azerbaycan'ın sesi olacaktı. O ses ki tüm dünyadan duyulacak denli gür ve saftı. Büyük adamlar da hayata küçük adımlarla başlar ve her insanın geçtiği ortak yollarda onların da ayak izleri vardır. Üzeyir Hacıbeyli eğitim hayatına Molla Mektebi ve ardından Rus-Tatar Okulu'yla başlar. 1899'da Gori'de öğretmen okulunda aldığı eğitimin ardındansa 1904 yılında köy öğretmenliği yapma hakkını kazanır. Bir yıl Hadrut'ta öğretmenlik yaptıktan sonra Bakü'ye göç eden Hacıbeyli burada eğitimci olarak 5 yıl daha çalışır. Eğitimci diyoruz, zira sadece öğretmen değildir o. Henüz çalışma hayatının ilk yıllarında öğretmenlikten ilim ve fikir adamlığına yol almıştır. Bir yandan çocuklar için hikaye ve ders kitapları tercüme eder, diğer taraftan Rusça, Tatarca ve Tatarca, Rusça sözlüklerini hazırlayarak yayımlar. Aynı dönemde gazetecilik yılları da başlar Hacıbeyli'nin. Hayat, İrşat, Terekki ve Hakikat gazetelerinde mütercimlik, redaktörlük ve hiciv yazarlığı yapar. Füyuzat, Yeni İkbal, Kaspi, Molla Nasreddin gibi gazete ve mecmualarda değişik rumuzlarla siyasi makaleler kaleme alır. 1905. yıldan Bakü'ye köçüp Bakü'de o jurnalistik faaliyetiyle, gazetelerde, jurnallarda makaleler yazıp onun çok güzel felyetonları olup oradan buradan falan kez, Behmen kez imzasıyla makaleler yazıptı. Onun bir jurnalist gibi kalem sahibi felyetonları var idi, küçük yazıları, hikayeleri vardır ki burada gülmeceler çok idi. Bunları bir araya toplayıp bir kitap haline baktığında Üzeyir Bey'in ne kadar yumora, hevesli olduğunu, nece güzel kalem sahibi olduğunu görürüm. Çoklu öyle bir bugün yazılmıştı. Yani onların seviyesi o kadar yüksekti ki klasik seviyesinde. Ve onun fikirleri insan hakkında, bazı kusurlar hakkında, bazı siyaset hakkında öyle bir bugün yazır Üzeyir Bey. Yıllar akıp giderken birçok farklı alanda kendini gösteren Hacıbeyli, ölümsüzleşeceği sanat dalına müziğe çevirir yönünü. Öğretmenlik, gazetecilik, yazarlık. Artık büyük adamın küçük adımları geride kalmış, o adımlar yavaş yavaş diğer insanlardan farklı izler bırakmaya başlamıştır. Zaten dikkatli bakarsak, o izlerin çok erken dönemlerde diğerlerinden ayrılarak belli bir yönde gitmeye başladığını fark edebiliriz. O yön müzik, dönemse Gori'deki eğitim yıllarıdır. Çocukluğu şiir ve musiki ile iç içe geçmiştir Hacıbeyli'nin. Tar çalmayı öğrenmiş, müzikallerde koroda görev almıştır. Görürüm, sen yaman koçak uşaksan. Hamı kaçtı, sen kaldın. İsmin nedir oğul? Üzeyir. Üzeyir. Şirin bacı danışır bana senden. O deyirdi ki, sen yakşı şekil çekirsin. Ama senin güzel de sesin var. Sen beni tanıyırsan?
Siz xan qızı Xurşid Banu Natavansız, rəssamsız, şairsiz, şəhərimizə su da çəkdirmisiz. Sən, bərək Allah. Gori de bu çocukluk sevdasının peşinden daha kararlı yürümeye başlayacaktır. Bir yandan Rus dili ve edebiyatında uzmanlaşmış, öte yandan violin çalmayı öğrenmiş, Azerbaycan halk müziği üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Bu süreç kısa sürede ilk meyvesini vermiş, Üzeyir Hacıbeyli'nin henüz 22 yaşında yazdığı ve Doğu'nun ilk operası olarak bilinen Leyla ve Mecnun, 22 Ocak 1908'de Zeynel Abidin Tagiyev Tiyatrosu'nda sahneye konmuştur. Formu Batı operalarından alınmış olmasına karşın eser Üzeyir Hacıbeyli'nin özgün sanat anlayışının bir aynası gibidir. Bestelenişinde Şabeh adı verilen müzikli halk oyunlarına bağlı kalınmış, geniş ölçüde destgahlardan, solo okuyuşlarda klasik Azerbaycan müziği olan mugamlardan, koro olaraksa tesniflerden faydalanılmıştır. Kendisinden sonra gelecek benzer eserleri derinden etkileyen bu çalışmayla Hacıbeyli, milli armoninin ve çok sesliliğinde esaslarını ortaya koymuştur. Üzeyir Hacıbeyov 13 yaşında Şuşa'da Hakverdiyev tərəfindən və Cappar Qaryağlıoğlu tərəfindən bir pərdəli Məcnunun Leylinin qəbri üstündə belə bir səhnəcik görüb və o yaddaşında qalıbdır. O sonralar bu mövzuda bir əsər yazmaq fikirləşir və 1908-ci ilin yanvar ayında belə bir əsər tamaşaya qoyulur və Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri bir müddət qabaqcadan, bir il əvvəl, iki il əvvəldən başlayıb yazmağa və 1908-ci ildə yanvar ayında, yanvarın 25-də Leyli Məcnun tamaşası qoyulubdur və o tamaşanın qoyulmağı bir şərq üçün tarixi bir gündür. Leyli Məcnun operası səhniyə qoyulurkən Üzeyir Hacıbəyli gənc bir insan idi və onun təcrübəsi yox idi. Rəssam teatro necə tərtibat verir, rəssam kim ola bilir, əlbisələr necə ola bilir? Bütün bunlarda əlbəttə Nicat Cəmiyyəti Üzeyir Bəyə yardımcı oldu. Lakin bunun əvəzində operanın haqqıdır istədi. Və Üzeyir Hacıbəyli yazırdı ki, çox kiçik bir məbləğ hesabına mən öz müəllif, avtor hüququmu Nicat Cəmiyyətinə verməli oldum. Üzeyir bəy çox böyük bir sənətkardır, dahi bir sənətkardır. Yəni bu, elə əsərlər yaratdı ki, məsələn, biri Leyli Məcnun. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, bizim o Üzeyir Bey'in əsərləri də var, yaşayacaq. Çünki o xalqın dilində yazdı. O xalqın özünün öz muğamını yenidən o muğamın özünə qaytardı. Gözəl şəkildə. Hər təbibə getdim, söylədim. Dərdü eşqə əlac istədim. Hər cürə dava verdilər, kar etmədi. Min cürə dava verdilər, kar etmədi. Üzeyir bəy bizim mənəvi atamızdır. Çünki Üzeyir bəy bizim operamızın Şərqin Doğunun ilk operasını yazmış bir insandır və 22 yaşında. Və 105 il üstündən keçib və bu gün də ən çox izlənilən opera Leyli Məcnun operasıdır. Niyə? Ona görə ki, muğamdan bəhrələnibdir. Çünki kökü muğamdır. Üzeyir bəy bizim muğamlarımızı çox gözəl bilibdir. Üzeyir bəy Azərbaycanı çox sevən bir insan oldu və dahi bir insan oldu. Və o 22 yaşda yazdığı o Leyli Məcnun dünyanın bir çox ölkələrində tamaşaya sərgilənibdir yəni. Mən özüm deməli Parisdə UNESCO-nun
Səhnəsində məzunu kimi səhnəyə çıxmışam. İstanbul, Türkiyədə, İstanbulda bir neçə dəfə oxumuşam. Qətərdə, başqa ölkələrdə. Və 93-cü ildən bugünə qədər mən məzunun obrazın tamaşaçılara çatdırıram. Mən sizə deyim ki, mən özümü çox xoşbəxt sayıram. Çünki mən bu əsərlə tanınmışam, bu operayla geniş tamaşaçı kütləsi mənə tanıyıbdır. Həmişə mənim arzum olub ki, Üzeyir bəyin bir operasında mən iştirak edim. Leyli Məcnun operasında Məcnun olmalıyım. Əlbəttə, daha onda mən Məcnun idim. İndi vaxt keçir, yəni yaş keçir, bədən böyükləşir. Amma şükür edirəm ki, mən orada 30 il çalışmışam. Üzeyir bəyin heç olmasa bir neçə əsərində mən iştirak edəmişəm. Və onu mən ömrümün axırına qədər yaşadacağım. Üzeyir bəy, nə qədər xalqımız var, Üzeyir bəy yaşayacaq. Üzeyir bəy, böyük bir insan, böyük bir bəstəkar. İnsanların ürəyini fəth edən bir bəstəkardır. Ah, eylədiyim sən bir qurallanın üçün. Bu obraz da mənim idealımdır. Yəni belə deyək. Yəni baxmayaraq ki mənim başqa rollarım da var. Aşıq Qərib var, Əsli Kərəm var və digər başqa rollar var. Amma mənim üçün ideal obraz Məcnun obrazıdır. Və mən Məcnunu oxuyandan sonra yaradanımızın həyatda yaratdığı nə varsa onun mən Məcnunu olmuşam. Leyli Məcnun muğam operasıdır. Yəni muğam improvizasiyaları var. Əsas qəhrəmanları burada muğamlarla göstərilir. Lakin bu muğamların arasında klassik musiqidən duetlər var, xorlar var, orkestr nömrələri var. İlk premyerasına Tarçalan gəlməmişdi. Və ona görə Üzeyir Hacıbəyli premyeraya bir neçə saat qalmış, məcbur olmuşdu ki, hansısa bir aləti köçürmüşdü başqa alətə, alət üçün və dirijor kimi ilk dəfə çıxış edə bilməmişdi. Üzeyir Hacıbəylinin dehası nihayət yolunu bulmuş, ilk əsərinin ardından peş-peşə yeni əsərləri gəlmişdir. 1909-1915 yılları arasında Şeyh Senan, Rüstəm və Zöhrab, Şah Abbas və Hurşit Banu, Aslı ilə Kerem və Leyla ilə Harun əsərləri sahnelenecektir. Bu əsərlərin tamamının librettosunun yazarı da yine bizzat Hacıbəylidir. 1915-ci ildən 1942-ci ilə qədər bax, o bu evdə olmuş, gözəl əsərlərini bu evdə yaratmışdır. Ən əsas mən deyərdim, əsərlərinin tacı olan şedevr əsər biz deyirik. Şedevr əsəri olan Koroğlunu bu evdə yazmışdır, bu evdə bəstələmişdir. Sonra onun bildiyiniz kimi gözəl qəzəl romansları var. Sənsi, Sevgili Canan, bax onları da bu evdə yazıb. Fantaziyalarını bu evdə yazıb Üzeyir bəy. Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül. Sən əzizsən mən üçün, mən heç əmafət sənsiz. Sən əzizsən mən üçün, mən heç əmafənsiz. Üzeyir bəyin bildiyiniz kimi 10 iri həcimli səhnə əsəri var. 7 operası, 3 operettası, Rüstəm və Zöhrab, Şah Abbas və Xurşud Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla, Şeyx Sənan və Koroğlu. Bax, bu onun operalarıdır. Üzeyir bəyin 3 operettası da olub. Bunlar Ər və Arvad, Olmasın Bolsun və Arşın Mağlandı. Hicvi və mizahı kalemində ustaca kullanan Üzeyir Hacıbəyli, müzikal əsərlərində de bu yönünü göstərmişdir.
karı koca, 1910 yılında sahneye konan O Olmasın Bu Olsun ve 1913'te sahneye konan Arşın Mal Alan müzikal komedileri Azerbaycan sınırlarını aşarak dünya çapında büyük ilgi görmüştür. Ben ne kadar koca olsam da değerim min cavana, çöreği yemerim ben yavana, yahşi demerim ben yamana, kurban ederim ben canana, malımı pulumu canımı ben. Sahnede de her zaman onun eserlerini büyük sevgiyle oynuyoruz. Ben Üzeyir Bey'in hatta Meştibat, O Olmasın Bu Olsun operettasında da Meştibat rolunu oynuyorum. Bugüne kadar da bu tamaşa gedir ve tamaşaçılar tarafından da çok sevilir. Bilirsiniz ki onun filmleri, onun eserine çekilen filmler çoktu. Ve bu filmler hamısı bugüne kadar ekranlarda giden de hamı onu büyük mühabbetle dinleyir. Özellikle Arşın Mal Alan 60 farklı dile çevrilmiş, Paris, Londra, New York, Berlin, Kahire, Pekin gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde sahnelenmiştir. Bu eserlerin içinde geçen sözler Azerbaycan halkının diline yerleşmiş, atasözü ya da deyim şeklinde kullanılır olmuştur. Üzeyir Hacı Beyli'nin operettalarına halkın bütün tebegeleri gelirdi. Tekçe aydınlar değildi. Talebeler de olurdu, müellimler de olurdu. Öylece de hele Üzeyir Hacı Beyli'nin öz kahramanlarına benzer insanlar, tipler de gelir, tamaşa edirdiler, gülürdüler, lezzet alırdılar. Üçüncü ilde Oktyabr 25 tarihinde Arşın Mal Alan Opereti Bakı'da tamaşaya koyuldu. 14. yılda ise artık Tiflis'te bir neçe dilde tamaşaya koyuldu. Tekçe Türk dilinde değil. Gürcüler onu çevirdiler öz dillerine. Ermeniler çevirdiler. Ruslar çevirdiler. Evet, orada yaşayan hatta küçük halklar bile, Yunanlar çevirdiler Arşın Mal Alan'ı öz dilini. Çünkü Tiflis, Kafkaz'da bir şehir olarak orada çoklu halklar yaşayardı. Ve herkesin küçük bir tiyatrosu vardı. Ve Arşın Mal Alan o kadar sevildi ki, bir görkemli Gürcü bestekarı hatırıntısında deyir ki, hatta onu evlerde koyurdular. Zengin insanlar öz evinde bir tiyatro sahnesi kurarak aile üzvlerinin biri asker olurdu, biri gülçöhre olurdu. Hatta Ermeni truppası Los Angeles'ta ya da 30. yıllarda Hollywood Üzeyir Bey'in Arşın Mal Alan'ını koymuş. Maylan bir sinema prodüsör onu çekti ve Üzeyir Bey'in adını orada çekmedi. Üzeyir Bey bunu bildi ve Stalin'e bir şikayet yazdı ki bir tedbir görün, böyle olmaz, axı müellif hüquqlarım pozulmuşdular. Stalin ona dedi ki, cevap verdi ki, Üzeyir Bey, çok maalesef biz bu təşkilatın üzvü deyirik. Sovet İttifaqı kapalı bir ölkə idi. Avropa ilə Amerika ilə əlaqəsi yox idi. Ona görə bizim hüququmuz yoxdur onlara bir şey eləmək. Gəlin öz Arşın Mal Alanımızı çəkək. O vaxtı Stalin əmri ilə baxmayaraq müharibə təzə qurtarmışdı.
Arşın Mallan tamaşası 45-ci ildə çəkirdi ki, bu Üzeyir bəyin əsəridir. Bu Üzeyir bəyin o musiqili komediyasıdır. Kim əskərin rolunda gedəcək, kim? Hətta dedilər, bəlkə Gürcü qızı olsun, birisi dedi erməni olsun, birisi o olsun, bu olsun. Və Stalin dedi, yox, siz mənə şəkillərin hamısını, fotoları gətirəcəksiniz. Mən seçəcəm, baxacağım kim olacaq. Rəşid Beybutov burada o qədər yani gözəl bir sima və gözəl səs idi ki, buna heç bir söhbət ola bilməzdi. Amma Gülçöhrə kim olacaq? Dünyanın ən gözəl qızı olmalıdır, amma şərq gözəl olmalıdır. Və o fotolara baxır, görür Leyli Bədir bəylini. Dedi ki, bu şərqin ulduzudur. Gülçöhrə bu olacaq. Şumalıların bütün dünyada, bəlkə də bir 100-dən çox ölkədə dəfələrlə yani, tamaşıya qoyulubdur. Sevilə-sevilə. Və bu günlərdə bütün dünyada yəni izlənilir. Artıq 100 ildir Arşın Malalan səhnədədir. Və mən onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyanın bir çox ölkələrində Arşın Malalan səhnəyə qoyulub, tamaşaya qoyulub, oynanılır və bugünə qədər də yeni-yeni tamaşalar qurulur Arşın Malalan üzrə. Bu əsərdə 4 film çəkildi, hansı ki ikisi artıq bütün zamanlarda, televizyonlarda, kinoteatrlarda göstərilir və eyni zamanda 90-dan çox ölkənin səhnəsində qoyuldu bu əsər və 60-dan çox dilə tərcümə olundu. Yəni, çox insanlar tərəfindən çox sevildi. Mən bu əsəri Arşın Mallan əsərini demək olar ki, 6 ölkədə qoydum. Yəni, Anka Opera Balet Teatrına 2003-cü ildə qoymuşdum. Samsun Dövlət Opera Baletində qoydum, sonra Belarusiyada Akademik Musiqili Teatrda səhnələşdirdim, Pekində, Çin Xalq Respublikasında, Moskvada yaptım və Azərbaycanda, Bakıda 1997-ci ildə bu əsəri qoydum səhnəyə. Və bugün də artıq 2013-cü ildə Zühur Hacıbəylinin yazdığı bu məşhur əsərin 100 illiyin ərəfəsində bilirsiniz, dünyanın bir neçə ölkəsində bu göstərilir və eyni zamanda Ankara Opera Balet Teatrında da bu səhnələşdirilir. ...1985 yılının 19 Eylül gününün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmişti. O gün doğan çocuk sayesinde Azerbaycan'ın artık özgün bir opera kültürü oluşmuştu. Sadece Azerbaycan değil, tüm Türk İslam dünyasında müzik açısından ilklere imza atmıştı Üzeyir Hacıbeyli. Ama daha fazlasına imza atmayı sürdürecekti. Üzeyir Hacıbeyli, Bakü yıllarındaki bu yoğun çalışma hayatı sırasında eğitimini devam ettirmek için de çaba göstermiştir. 1912'de müzik eğitimi için Moskova'ya gitmiş, maddi sıkıntılar nedeniyle kısa süre kalabildiği şehirde Laduhin'den solfej, Sokolovski'den armoni eğitimi almış ve Bakü'ye geri dönmüştür. 1913'te gittiği St. Petersburg Konservatuarı'nda ise 6 ay boyunca armoni ve piyano dersleri almıştır. 1915 yılında gazeteciliğe dönüş yapmış, ancak bir yandan da kardeşleriyle kurduğu müzik cemiyetiyle Azerbaycan, Kafkasya ve Türkistan coğrafyasının müzik hayatına mühim hizmetler sunmaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı bu yıllarda, dünya giderek değişmekte, son derece büyük acı ve yıkımlarla insanlık sarsılmaktaydı. Üzeyir Hacıbeyli de kaçınılmaz olarak bu sarsıntılardan etkilenecekti.
Kafkas ordusunun Azerbaycan'a gelmesi ve 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinden sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, kısa bir süre sonra 1920'de Bolşevik ihtilaliyle sarsılacaktı. Ancak hayat devam ediyordu. Üzeyir Hacıbeyli de yoluna devam edecekti. Sanatını gelecek nesillere öğretmek, kültürü ayakta tutmak gerekti. Bu sebeple eğitim çalışmalarına ağırlık verdi. 1921'de Bakü'de Azerbaycan Devlet Türk Müzik Mektebi'ni kurdu. Yermalay babacıları, onlar Sankt Petersburg'da konservatuarı bitirip gelip burada o esasen o nefs sahipkarlarının çocukları için müziki bir okul açtılar. Ancak sonra bu mektep inkişaf ederek Üzeyir Bey'in teşebbüsüyle musiki texkomuna, orta ixtisas təhsil ocağına çevrildi. Ve 1922 yılında Üzeyir Bey bu mektebe, indi bu musiki kolleji adına, bu təhsil müəssisəsine müdür təyin olundu. Ve sonra onun təklifiyle hatta bu mektebe bir arada bir neçə Şərq konservatoriyası, yani Şərqin konservatoriyası adını daşıdı bu mektep. Üzeyir Bey'in en büyük hizmetlerinden biri Azerbaycan musiki təhsilini inkişaf ettirmek karşıdadır. Belə ki, o konservatoriya yarananda Üzeyir Bey Rusiyanın o vaxt Moskvada, Sankt Peterburg'da, başka şehirlerinde olan gürcü musiki şunasları ve bestekarları Bakıya davet etmiş. Çünkü o vaxt milli kadrlar yok idi. Tek Üzeyir Bey heç nə eləyə bilməzdi. Ona kömək lazım idi və o vaxt milli kadrlar olmadığına o müraciət edərək belə bir sənətçiləri, bəstəkarları, musiqi şunasları Azərbaycana dəvət etdi. Və bundan sonra da musiqi təhsili artıq Azərbaycanlı balaları üçün qapılar açıldı və onlar təhsil almağa başladılar. ...1926'da rektör yardımcılığı görevini yürüttüğü Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nda 1928-29 yılları arasında rektörlük yaptı. Ardından Halk Müziği Şubesi'nde müdürlük ve öğretmenlik yaptı. Her şey Azerbaycan'da müzikle bağlı olan her şey Üzeyir Bey'den başlayır. Bu bina bu onun ocağıdır. Bu Müziği Akademiyanın... Məhz Üzeyir Bey açdı, burada rektor olmuşdu. Baxarsınız kollektivler, misal üçün xalq çalğı aletleri orkestri. Bu da çok unikal bir şeydi ve ben çok güzel hatırlayan böyle bir fakt var. 1956 ilde Bakü'ye Dmitri Şostakoviç gelmişti Moskova'dan ve bizim birinci qurultayımızda iştirak etmişti bestekarların. Ve o demişti ki, ben senfonik orkestrleri çok duymuşam. Fakat bu xalq çalğı aletleri ki, misal üçün 20 tane tar oturup, 25 tane kamança oturup ve bunlar grup sürətində nəsə ifadə edilir, mənə çok büyük təsir bağışladı. Ve bunlar hamısı Üzeyir Hacıbəylinin sanki bilirsiniz biz toxumdur ve o toxumdan büyük bir ağaç biz görürük büyünler. Onun her dalında ne güzel bəhrələr biz görürük, ne güzel biz orada müxtəlif güzel deməli meyveler görürük. Ve bunlar hamısı Üzeyir Hacıbəylinin idraki, onun dahiyyənə deməli projeleridir ki, bugün biz onları artık ayağını sürətdə görürük. Üzeyir Hacıbəylinin Sovyet döneminin ilk yıllarındaki bestekarlık çalışmaları mahnı türüyle başlamıştır. Komsomolcu Kız, Süvari, Pilotlar ilk dönem eserleri olmuştur.
1927'de çıkardığı Azerbaycan Halk Mahnıları adlı mecmuayla da bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmayı başarmıştır. Azerbaycan sanatında ve hatta Türk İslam dünyasında ilklerin sanatkarı olan Hacı Beyli, bu dönemde de son derece özgün çalışmaları hayata geçirmiştir. 1931 yılında yazdığı Aşık Sayağı Triosu, Azerbaycan klasik müziğinde türünün ilk örneğidir. Bu yeni türde oda müziği ile aşık müziğinden faydalanan Hacı Beyli, aşık üslubunda bestekarlık tekniğini ve bu tekniğin çeşitli hususiyetlerini ortaya koymuştur. Müzikçilerin nezer dikkatini ona celp ederim ki bu eserde Azerbaycan müziğinin tahlil ve tetkikinden emele gelen yeni teoremler meydana gelir. Ümit ederim ki müzikçiler o teoremlere nezer getirip müziğinin, müzik elminin ve müzik sanatının yeni yollarla terakki etmesi meselesine daha ciddi ehemmiyet verecektirler. Üzeyir Hacı Beyli sürekli üretiyor, yıllar bu emsalsiz sanatçının yeni eserlerine ulaşmak istercesine hızlı hızlı akıp gidiyordu. Birinci Dünya Savaşı, kısa süren Cumhuriyet sevinci ve Bolşevik ihtilaliyle karma karışık duyguların ve hayatların coğrafyası haline gelmiş Azerbaycan'da eğitim, yazarlık ve bestekarlıkla dolu dolu geçen yıllar, Hacı Beyli'nin en büyük eserlerinden birinin daha ortaya çıkmasıyla sonuçlanacaktı. Librettosunu Mehmet Seyit Ordubadi'nin yazdığı Köroğlu Operası, 30 Nisan 1937'de ilk kez sahneye konuluyordu. Rus-Avrupa epik kahramanlık operası geleneğini sürdüren bu emsalsiz eser, Azerbaycan müziğinin gelişiminde son derece önemli bir role sahiptir. Üzeyir Bey'in en büyük faaliyetinden biri, en büyük eserlerinden biri Köroğlu Operası'dır. Bu Köroğlu Operası Avrupa opera janrı üslubunda yazılıb ve ben size deyim ki Avrupa'nın 300 ilde keçdiği bir uğuru Üzeyir Bey 30 ile keçirdi. Türk'ün ayağı değen topraklarda Köroğlu sevgisi var. Üzeyir Hacı Bey bunu bir opera kimi hale getirdi. Qəhrəmanlıq operası və burada Avropanın simfonik orkestri artıq tam bir sürətdə orada xalq, folklor alətlərin iştirakı. Bu ilk dəfə dünyada belə bir eksperiment aparılmışdı, heç belə şey olmamışdı. Simfonik orkestrin içində folklor alətlərinin kullanması və onların rənglərinin bir-birlərinə qovuşması. Köroğlu operası dünya səhnəsində, dünya operası sahəsində çox möhtəşəm bir operadır. Və onu o musiqiçilər, musiqi nəzəriyyətçilər həmişə deyir ki, Köroğlu operasının musiqisindən 4 dənə opera çıxardı. Və o opera çox zəngin bir musiqiyə malik olur. Çox zəngin. O nəhəng Stalin ki, kimsəni bəyənmirdi, Yosif Stalin. O, Köroğlu operasının önündə baş əydi. O qədər ona təsir etmişdi. Və hətta belə bir fakt var ki, çox maraqlı bir faktdır, bəlkə bunu bilmir bizim dinləyicilərimiz. O, Köroğlu operasının uvertürası hələ yox idi və Çənlibər səhnəsi də yox idi. O dedi ki, bu möhtəşəm opera mutlaka bir uvertüra yazılmalıdır. Köroğlunu bizim böyük sənətkarımız Bülbül ifadə etmişdir. Bülbülə görə o bu Köroğlu obrazını yaradanda Bülbülün səs tembirinə uyğun olaraq bu operanı yazmışdı və çox böyük müvəffəqiyyətlə də Bülbül demək bu operada baş rolda iştirak etmişdi. Ondan müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Özümə düşmən ayrı düşdüm ondan mən ayrı düşdüm ondan mən hey ondan mən hey ondan mən hey.
Beyoğlu Operası, Sovyetler Birliği Devlet Mükafatı'na layık görülmüş, Hacı Beyli'nin müzik ve kültür gücünün sınırları, siyaseti ve şahısları aşarak hepsinin üstünde bir makama ulaştığının da göstergesi olmuştur. Müzikle ruhları coşturan, yürekleri şenlendiren, notalarla insan kahkahalarını kaynaştıran Üzeyir Hacıbeyli'ye inat, dünya yeni bir yıkımı insanların kapısına getirmişti. İkinci Dünya Savaşı. Dünya inatsa, Üzeyir Hacıbeyli de ona inat üretmeye devam edecekti. Bir ömre bu kadar büyük dramları sığdırıp, yine bu kadar üretken olabilmek, sıradan insanla sanatçıyı ayıran en önemli fark olsa gerek. Çağrış, Yahşi Yol, Ananın Oğluna Nasihati, Şefkat Bacısı, Dövüşçüler gibi kahramanlık temalı besteler, Yeni Dünya Savaşı'nın Hacı Beyli'nin yüreğindeki yansımaları olarak Azerbaycan müziğinde yerlerini almıştır. ...1938 yılında Sovyetler Birliği Halk Sanatçısı unvanını alan Üzeyir Hacıbeyli'ye 1940 yılında profesör unvanı verilmiştir. 1938 yılında ikinci kez Azerbaycan Devlet Konservatuarı rektörlüğüne getirilen Hacıbeyli, vefatına kadar yaklaşık 10 yıl bu görevi sürdürmüştür. 37. illerde Azerbaycan ziyalılardan Hüseyin Cavit kimi, Müşfik kimi, halk düşmanı adıyla onları güllerleyipler, Sibir'e gönderipler. Ve Üzeyir Bey'in hayatta çetin məqamlar var idi. Ama 38. ilde Koroğlu operası Moskva'da birinci defa seslendi. Ve ondan sonra Üzeyir Bey'i her rektörü təyin edipler bu bizim konservatoriyamıza. Ve Stalin ona xüsusi bir dikkat getirdi. Eseri xalq artisti oldu, en büyük addı. Ordenler verildi ve Üzeyir Bey'in kismen o tehlike getdi. 1940 yılında Firdevsi'nin doğumunun 1000. yılı sebebiyle bir kantat yazmış, 1942 yılında da Varan ve Cephe kantatlarını bestelemiştir. Üzeyir Hacıbeyli aynı zamanda Azerbaycan milli marşlarının da bestecisidir. Bugün Azerbaycan devletimini Üzeyir Hacıbeyli'nin müstəqillik yani ilk demokratik respublikası dövründe yarattığı Azerbaycan marşıdır. 1945 yılında yayımladığı Azerbaycan Halk Musikisi'nin Esasları adlı eser, onun sanatına dair bilimsel yaklaşımını ve bu alandaki derin bilgisini ortaya koyan son derece kapsamlı bir kitaptır. Üzeyir Bey'in en büyük hizmetlerinden biri olup ki, o neyse bizim musikimizi inkişaf ettirmekte, onu elmi surette sübut etmişti. Azerbaycan Halk Musikisi'nin Esasları kitabını yazmakla, Üzeyir Bey muğamlarımızı nota salmış. 7 esas muğam üzerinde, muğamat üzerinde eserlerimizi koyulmasını teşvik etmiştir. Ve bütün bestekarlar bu muğamlara esaslanarak Azerbaycan'ın milli musikisi üzerinde kurulmuştur. Bu bizim en müqəddəs bir kitabdır bizim için, musikiler için, musikçiler için. Ve yeniden bu kitap misal için olmasaydı, bakın, İran ve Azerbaycan'ın arasında çok yakınlık var musiqide. Ama İran'da ne simfonik eserler yapıldı, ne opera, ne balet, ne bir şey.
her şey burada oldu. Üzeyir Bey'in musikisi bütün dünya halkları tarafından sevilir. Eyni zamanda onun koyduğu o irs, onun yarattığı bu eserler həmişə bir məktəb kimi öğrenilir. Biz elə derslerimizde, burada keçirdiyimiz məşğələlərdə tələbələrə, öğrencilere hamısına Üzeyir Bey'in eserleriyle başlayırıq ders deməyə. Çünkü bu bir məktəbdir. Hacı Beyli'nin son eseri ise Firuze adlı bitmemiş operasının aryasıdır. Hep diyoruz ya, büyük insanları anlatmak zordur. Zaten biz çok bir şey de anlatmıyoruz. Onlar yine kendilerini anlatıyor aslında. Geride bıraktıklarıyla hala bizimle konuşmaya devam ediyorlar adeta. Biz sadece arada müsaade alıp söze giriyoruz. Türk kültürünün yakın döneminde bu denli önemli, özgün işlere ve ilklere imzasını atmış olan Üzeyir Hacıbeyli için de durum farklı değil. Sanatçı güzeli temsil eder ya hani. İşte Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan Türk kültüründe inşa ettiği özgün tarzıyla güzel sıfatını başka bir makama taşıyan isimdir. Eserleri bugün hala ilk günkü gibi değerli ve benzersiz karşımızda durmaktayken, söylenecek her söz kifayetsiz kalacaktır.